Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni veya yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu renklerden yine size çok güzel bir model hazırladım. Şöyle sarı, mavi ve çingene pembesi ve yeşilden oluşan bu renklerle çok güzel bir model hazırladım. Şöyle hepsi de Altın Başak marka arkadaşlar iplerimin. Gördüğünüz aparatları kullandım. Şöyle meyve suyu pipeti arkadaşlar. Bu da tığımın ucuna taktığım kapak. Bununla çimeni yapıyorum. Bununla da çiçeğimin kirpiklerini, ilmeklerini bu şekilde meyve suyu pipeti ile yapıyorum. Bu iki aparata ihtiyacımız olacak. Şimdi yapmış olduğum, sizlere hazırlamış olduğum modelimi göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Modelim bu. Şöyle çok güzel bir model hazırladım çimeniyle sizlere ve gösterdiğim bu alt kısmı çimeni kapakla, bu kısmı da göstermiş olduğum pipetle yaptım. Bakın şöyle sarı ve mavi çiçeğimi hazırladım. Arkadaşlar mavi bir yeni aldım. Öbürü bu şekilde çıktı diye. Herhalde mavinin serisi bu şekilde. Yani Altın Başak'ın bu renk mavisini almayın derim. Hepsi bu şekilde tüylü çıkıyor arkadaşlar. Bu seri ben ikinciyi aldım sizlere karşı mahcup olmamak için. Yine aynı şekilde bu şekilde çıktı. Sıfır açmış olduğum ipimin yumağı arkadaşlar. Evet, biri sarı, biri mavi olarak bu şekilde hazırladım. Sizlerle beraber de çingene pembesini yaparız diye düşündüm. Şöyle çok tatlı bir model oldu. Çimeni de bu şekilde ilmekte yaptım. İlk önce sık iğneli trabzanda deneyin dedim arkadaşlar. Bir de bu ilmek kısmıyla bu çimeni kısmının takım daha hoş duracağını düşündüm. Gerçekten düşündüğüm gibi de oldu. Çok güzel ve çok zarif oldu. Bakın. Şöyle modelim bu. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Modelimize başlamadan önce tülbentimizin kenarını bu şekilde ikişer zincir çekerek tığlama işlemini yapıyoruz. Bu tığlama işlemini soran arkadaşlar 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tığlama işlemlerini anlattım. Oradan izleyip bakabilirsiniz. Tüm ayrıntıları mevcut arkadaşlar. Şimdi iki çiçeğimin arasına bu şekilde 10 tane kirpikli trabzan bırakıyorum. Bakın şu şekilde sarı ve mavimin arasına 10 tane kirpikli trabzan bıraktım. 8 tanesini bakın sizlerle daha önce hazırlamışım. 2 tanesini de beraber yapalım. Şimdi arka tarafı unutuyoruz. İlk başlar gibi yapıyorum. Bakın şöyle bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. 3 ve 4. Kapatıyorum. Buraya bir tane kirpik oluşturdum. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen boş olana girdim. 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Trabzanımı kapattım. Bir tane kirpik yaptım. Bu şekilde 10 tane verdim ara mesafesini. Şimdi yuvamızı yapmaya başlayalım. Bir zincirimi çektim. Bir defa doladım. Şöyle 2 ve 2. Bir zincir, bir defa doladım. Hemen tığ battı. 2 2 alarak trabzan yaptım. Bunu dolu yapacağız. 4 zincirimi çektim. Şöyle trabzanımı kirpik olarak kapattım. Yine bir zincir ara mesafesi. Şöyle 2 ve 2. Bakın. Bu şekilde yuvayı hazırladım. Kenarlarında birer boş trabzan. Ortada kirpikli trabzan. Üzerine 10 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Hemen şöyle ters tarafına çevirdim. Boş olan bu trabzanımın tepe noktasına giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çekip düz tarafına döndüm. Hemen sık iğne ile buraya girdim. Üzerine de bir tane zincir ipimi uzattım. Bakın bu şekilde tığımın kapağını kullanacağım aparat olarak. Bu boyut çok iyi arkadaşlar. Ve bu boyutta aynı olan sadece şey var.
sıvı sabun hortumu, cam sil hortum, hani fıs fıs olarak kullandığımız hortum var. Onu da kullanabilirsiniz. Bakın 10 ilmeği alacak uzunlukta kesmeniz yeterli. Hortumun hepsini kullanmaya gerek yok. Şöyle iki tane zincir çekiyorum yine dibine. Yuvamızın. Taktım buraya. Şöyle arkadaşlar baştan çekerek yaparsanız sona doğru yığılma olmaz. Şöyle. Kameradan ben biraz ileri ileri gidebiliyorum. İki zincirimi çektim. 3. Şöyle dibine 2 zincir. 4. Bakın şöyle hafif uzatıyorum doldukça. Plastiği ilerletmesi, oynatması daha kolay oluyor. Tahta, bu çay karıştırıcısı çubuklarından filan. Evet, 2 zincirimi çekip şöyle kapattım. 2, 4, 6. Toplamda buraya 12 tane yapacağız. 7, şöyle 8, 9, 10, şöyle 10, fırttığı için onu tekrar yapıyoruz. Bakın sayalım arkadaşlar, emin olmak için 3, 6, 9 ve 10. Giriyorum. Şöyle 1, 2, 11 giriyorum. 1 ve 2 12. 12 tane bu şekilde ilmeği topladım. Şimdi arkadaşlar buraya 2 tane sık iğne yapacağım. Şöyle aşağı meylediyor. Yoksa bu hatta 3 bile olabilir. Bakın bu sık iğneyi daha da fazla yapabilirsiniz. Şimdi bir defa tığımı doladım. Hemen boş tığ battının içine giriyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. Şöyle. 1 Bir zinciri çektim. Bu ikinci. Bu birini boş yapıyorum. Şöyle çok yaprağın altında kalıyor ilmeğin. O yüzden bir tane böyle arkadaşlar zincir çekmeden boş trabzan. 4 zincirimi çekiyorum. Hemen bir kirpik. Şöyle bir zincir bir defa doladım. Başta sizde yapmış olduğumuz trabzanın aynısı. Bakın bu şekilde kirpikli 10 tane trabzan yapacağım. Hemen 4 zincirimi kapattım trabzanıma. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 ve 2. İkili bir trabzan. 4 zincir. Kapattım bu şekilde. Bir zincir. Bir defa doladım. Hemen 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Bir zincirimi çektim. İpimi bıraktım. Bu şekilde 10 tane ara mesafesi vereceğiz. Şöyle. Sonra bu yuvayı hazırlayıp tepesine 12 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. Evet arkadaşlar, bu ilmekler bizim çiçeğimizin dal kısmı olacak. Yani şu üçer üçer ayrılarak 4 tane dal yapılacak. Evet, şimdi çiçeğimizin yapılışına başlayalım. Yuvalarımız hazır bu şekilde. Şöyle ters tarafına çevirdim bakın. Şimdi dallarını bu şekilde ters tarafından ayıracağız. Yuvalarını ters tarafından yapacağız ki modelimiz düz tarafına gelsin. 3 tane 3 tane ayırıyorum arkadaşlar. 3 ilmeği aldım. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. 10 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şöyle bakın. 1, 2 ve 3. 3 tane dalı bu şekilde ayırdım. Sık iğne ile buraya sabitledim. 10 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Yine 3 tane dal ayırıyorum. Şöyle 1, 2 ve 3. 3 tane dalı ayırdım. Sık iğne ile ipimi buraya sabitledim. Yine 10 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Son 3 dalımı şöyle ilmeğime taktım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın ters tarafından bu şekilde 10'ar zincirli 3 tane yuva hazırladım. Şöyle 1, 2 tane zincir çekip düz tarafına dönüyorum. Bakın bu şekilde. Hemen ilk yuvama girip 2 zincirimi kirpik olarak kapattım. 2 zincir, ikinci kirpiğim,
2 tane zincir. 3 4 şöyle 2 zincir. 5 6 2 zincir. 7 2 zincir ve 8. Şöyle 8 tane kirpiği yaptık. 10 zincire 8 kirpik tam iyi geliyor arkadaşlar. Sık iğne ile diğer yuvaya geçiş yapıyorum. Yanına bir sık iğne, yani toplamda 2 tane sık iğne yaptım. Şöyle dibine bir zincir çekip ipimi uzatıyorum. Bu meyve suyu pipetimi ilmeğimden geçiriyorum. Bakın buraya anten ilmek toplayacağız. Bu bir. Yuvamızın içine giriyoruz. Şöyle bir ve iki zincir çekiyorum. Hemen ilmeğimi taktım. Bakın 7 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 2 oldu. Şöyle 1 ve 2 3. Bu süt pipeti kalemden daha narin, şöyle küçük oluyor. O yüzden bunu tercih ettim arkadaşlar. Siz de kalem yerine bunu kullanabilirsiniz. Şöyle 4. Bakın plastikten kaydırması da kolay. Hemen 2 zincir bu şekilde 5 oldu. 1 2 zincir 6 oldu. Şöyle 1 2 zincir 7 oldu. Evet, sağ tarafta 2 tane sık iğne yapmıştık. Sol tarafa da aynı şekilde 2 tane sık iğne yapacağım. Bakın bu şekilde tığımın başına ipimi doladım. Yuvanın içine girip şöyle bir ilmek çıkarıp buraya sık iğne yapıyorum. 1 ve 2. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiyorum. Şimdi buraya yine 2 tane zincirden 8 tane kirpik yapıyorum. Şöyle 1. 1 2 zincir 2 3 4 2 zincir 5 2 zincir 6 2 zincir 7 şöyle sıkı sıkı çekiyorum ki kirpiklerim çok güzel dursun ve 8. Şimdi arkadaşlar buraya ilmek 3 tane ilmeği alıp dal yapmıştık ya, oraya da bir sahte sık iğne veya normal sık iğne yapabilirsiniz. Şöyle ipimi koparıyorum. Evet. Bu şekilde tığımız düştü. Çok güzel bir oyuntu hali duruyor. Şimdi bu toplamış olduğumuz 7 ilmeğimizi şu şekilde kıvırarak, bakın kolay bir şekilde çıkıyor. Hemen bunu böyle sola yatırıyorum. Son olarak şöyle antenlerin tohumunu da atarak tamamlayalım arkadaşlar. Şöyle sık iğne ile buraya ipimi tutturdum. 5 tane zincir çekiyorum. İlmeğimin arasından sık iğne yaptığım yerden girip şöyle 5 zincirimi buraya kapattım. Hemen ikinci bu şekilde ilmeğin arasına giriyorum. 5 tane zincir. Kapattım 5 zincirimi buraya. Hemen bakın sırayla burada 7 tane ilmek yapmıştık. 7'nin de arasına bu şekilde sık iğne ile hiç tane zincir çekmeden giriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5. Yalnız zincirlerimi sıkı sıkı çekiyorum ki şöyle atmış olduğum kirpikler kalıp gibi dursun. Hemen sıradaki yuvanın içine girdim. Sık iğne ile geçiş yaptım. 5 zincir kapattım bu şekilde buraya ve ilmeğimin arasına giriyorum, sık iğne ile sabitleyip 5 zincir sık iğne ile kapattım. Sık iğne ile hiç zincir çekmeden geçişimi yapıyorum. Şöyle 5 zincir 5 zincirimi kapattım buraya. Sonuncu ilmeğime de sık iğne ile girdim. 5 zincir.
Şöyle dibine bir tane de zincir çekiyorum. Hemen ipimi kopardım. Bakın bu şekilde antenlerin tohumlarını attık. Şu ipleri yakıp temizleyip hemen geleyim arkadaşlar. Çok muntazam, çok güzel oldu. Dediğim gibi bu dallarla, ilmeklerle ayrı bir uyumlu oldu arkadaşlar. Şöyle iki bu şekilde dal yapmışım ilmeklerden. Bana çok güzel geliyor arkadaşlar. Kendim yaptığım için bilmiyorum ama gerçekten çok hoş bir şöyle zarif bir duruşu oldu. Çok zarif. Yani hani tül gibi diyoruz ya bazen. Şöyle tül gibi zariflikte oldu. Şöyle uzaktan da tutayım. Daha net gözüksün. Arkadaşlar gerçekten erişimlerim çok aşırı düştü. Yani yarı yarıya düştü. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Kanalımın devamı, videolarımın devamı için sizlerden destek bekliyorum. Eğer abone değilseniz, kanalıma da abone olursanız arkadaşlar sevinirim. Çünkü bazen bakıyorum abone olmayan kullanıcılar %82, abone olanlar böyle %20 falan, o civarda %16, %18. Daha çok abone olmayan kullanıcılar izlenim yaptığı için sizlerden abone olarak da destek vermenizi istiyorum. Şöyle arkadaşlar. Çok hoş oldu. Bunu içinde tülbentinizin mesela beyazın içindeki çok güzel turkuazlar böyle pembeler olan modellerde de denemenizi tavsiye ederim. Sadece tek renk değil. İçi çiçeklilere de çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Evet, sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak tekrar destek olduğunuz için teşekkür etmek istiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.